Evet uzun bir aradan sonra yeni bir mucize videosuna daha hoş geldiniz. Evet uzun zamandır galiba aklım bir karış havadaydı. Ama merak etmeyin Lord geri geldi artık mucize videolarına tam gaz devam edeceğim. Neyse videoya geçmeden önce abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutma. Başlayalım. Mucizevi New York bu, ölüm, bu özel bölümü Mucizevi New York bu özel bölümü hepimiz severek izledik. Aslında benim için Şangay bölümü kadar olmasa da bayağı bir hoşuma gitmişti. Yeni kahramanlar ve yeni mucizelerle tanışmıştık. Bugün ise sizlere New York özel bölümündeki kahramanları ya farkın esinliğinden bilmem buna çalmak da diyebiliriz aslında. Bugün sizleri bunlara göstereceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 1 numara Jessica Bu kızı iki halde gördük. Kartal mucizesini kullanırken ikinci de baykuş adamın yardımcısıyken. O yüzden iki tane benzeri var. Bir numara. Half Girl. Şahin Kız. Gerçekten benziyorlar. Şahin Kız çok güzel kanatları olan bir süper kahramandır. Şahinlerin bütün özelliklerine sahiptir. Şahin gibi bağırabilir, uçabilir. Örsünü kullanarak düşmanlara saldırır. Örsünden özel iyon ışınları çıkararak rakiplerine zarar verebilir. Örsü özel bir metalden yapılmadır. Justice League ve Justice League Unlimited adlı çizgi dizilerde Justice League'in kurucu üyesi olarak gözükmektedir. 2 numara Night Monkey Biz bu kızı baykuş adamın ortağı olarak da gördük ve bu karakterden esinlendiler. Siyah maymundan. Aslında bu siyah maymun bizim bildiğimiz Peter Parker. Yani örümcek adam. Fakat değişmiş forması. Spider-Man Far From Home filminde son fight sahnesinde tanış olmuştuk bu siyah maymunla. Evet gerçekten benziyorlar. What's his his name? name? Uh, it, night, night Monkey. Night Monkey? Yeah. Yeah. Eon. Eon bir androiddir. Yaratıcısı da Majestia'dır. Güçleri saymakla bitmez. Ama evet bu da bir alıntı. Vision. Marvel sinematik evreninde olan bir kahramandır. Dış bakımdan o kadar benzemeseler de güçleri neredeyse aynı. İkisi de birer android. Eon'un alnında bir göz. Fakat Vision'in alnında ise bir taş var. Gücünü de zaten bu taştan alıyor. Güçleri neredeyse aynı. Fakat Vision'ı Avengers Infinity War'da kaybettik. Sevgili arkadaşımız Thanos sayesinde. Majestia Majestia hakkında muhtemelen çoğu şeyi biliyorsunuzdur. Ben buna alıntı değil direkt çalıntı diyebilirim. Kaptan Marvel'dan çalıntıdır. Güçleri neredeyse aynıdır. Saç renkleri, kostümleri, buradan yapımcılara sesleniyorum. Harika bir çalıntı. Şövalye Baykuş Şövalye Baykuş ciddi ve kurallara oldukça uyan bir kahramandır. Özgün yapılmış tek şeyi onun bir kadın olması. Geri kalan bütün güçleri Batman'in güçleri. Sadece keskin silahlar. Yara sayı baykuş yapan yapımcılar sizi bir daha tebrik ederim. Microchip. Bir daha Spider-Man'e geri dönüyoruz. Doktor Octopus'u bilmeyen yoktur muhtemelen. 2004 yapımı Spider-Man 2 filminde gördük onu. Güçün arkasındaki dört kolundan alıyor. Adam öldürme ve banka soyma gibi çeşitli hobileri vardır. Tek derdi insan öldürmek ve olay çıkarmak. Microchip de böyle değil mi? Microchip'in benzediği ikinci bir karakter de var aslında. Fakat bunu dış görünüşünden seçtim. Electro 2004 yapımı The Amazing Spider-Man filminde bu arkadaşı kötü bir rolde gördük. Gücü elektrik. Elektrik bakımından neredeyse her şeyi yapabiliyor. İsterse bütün bir şehrin enerjisini silip süpürür. İsterse de dünyanın. Bence bu da bir alıntı. Evet video buraya kadardı. Beğendiyseniz ve bu tarz videoları daha sık gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Bay bay.